Bak, bak oradaki ölen kişi erkek, erkeğin annesi için üçte bir vardır diyor. Bak, ifadeye bak. Yani bunları bu üç ayetin içerisinde hepsi toparlanmış. Onların için de ayrı ayrı değerlendirip yerli yerine koymak gerekiyor. Kelale Tabii yok zaten Nisa 11, Nisa 12 bunların her ikisinde de var. Oradaki yani çocuksuz ve babasız dediği zaman oradaki acaba ölen anne ölen eşin kadın olan eşin çocuksuz ve babasız olan annesi mi yoksa erkek olan eşin çocuksuz ve babasız olan annesi mi? Onu Her ikisini de kastediyor hocam hayır burada. hayır hayır işte orada farklılıklar var. Bu ince noktayı tespit etmek gerekiyor. Yalnız hocam şurada kelaleti diyor. Leti şeysi müennes bir kelime. Onun için kadın olduğu anlaşılabilir orada. Ya kelale de diyor. Kelale o kelimenin aslı o. Yani kelale yani orada Müenneslik, müzekerlik yok mu o kelime dahil hocam? yok yok çocuksuz ve kelale babasız o. anlamında kullanılmamış mı Babası hocam? ve çocuğu olmayan kişi anlamına O geliyor. zaman hem erkeği hem kadını kasteder hocam o zaman. Ya tabii ki kasteder ama konu içerisinde hangisinin olduğu bölüşüm paylaşım da ancak belli oluyor. Onu da anlamak gerekir diyorum. Zaten fark etmez hocam. Ya Ölen fark kişi etmez olur mu? yok yok şimdi hocam şöyle bir Bak şey. bak sana fark et. Çocuğu yok. Çocuğu yok ve babası yok. Bak Bunun Mustafa. erkek veya kadın demiyor. Bak demiyor Erkek da. de olsa fark etmiyor, kadın da olsa Ya fark etmiyor. Aynı orada şekilde paylaşılıyor. yok Değil mi orada hocam bu? anne de geçmiyor hocam. Anne geçmiyor ama veya Ha, babası yok dediği için ha annesi oluyor onun yerine. O belli. belki çocuğu başka birisi de olabilir diye düşünülür o zaman. Yani burada hangi eş öldüyse o eşin paylaşım durumu da farklı. Bunu anlamak gerekir diyorum. Şu anda Nasıl anlatmak. oluyorsa çocuksuz bir kadın ölür ve onun bir erkek kardeşi olursa o erkek kardeş ona mirasçı olur. Ha o ya yok işte orada. Yani çocuksuz dedi. Bak onu hiçbirisi açıklayamamış. Açın meallere. Hiçbirisi açıklayamamış. Eğer o bir kız kardeşi de ölmüşse o zaman malların tamamı kendisine ait. Kim kendisi? İki miras düşen vardı. Birisi kardeşi, birisi de annesiydi. Kendisi kim oluyor burada? Onu anlamak gerekiyor işte. Vallahi Hocam değerli. makalenizi bana yarın gönderin olur mu? Unutmayın da. İnşallah, inşallah bir engel Hocam çıkmaz. vallahi Engel çıkmazsa ben çıkmak zorundayım. Selamünaleyküm. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. oldu. Hocam babası ölen kadının annesi mi oluyor? Hangisi? Çocuksuz ve babasız ifadesi ölen kadının annesinin mi? Ha, ölen kadının veya erkeğini hangisi olduğunu ancak konu içinde anlayabiliyoruz. Yani annelerim oluyor bu. Annesi oluyor. Yani annesi de yani bir tek hayatta annesi var. Bir de miras düşen kardeşleri var. Yani ben Şimdi hocam çok özür dilerim. Şimdi bir kadıncağız var. Bir de annesi var. Doğru mu? kadın mı erkek mi o belli değil yok işte. kadıncağız dedin nedir senin Şimdi de Süleyman hocam. bir anne var. Bir de kızı var. Heh. Bu Yok kızı bak ölüyor. orada bir anne Tamam var bir bir anne kızı bir kızı değil. var. Yani ölen kişinin bir kızı var, bir de annesi var. Şimdi ölen kişinin bir annesi var. He. Bir de kız kardeşi var. Ya bir de kız Bayan. kardeşi var. Evet, çok güzel. Şimdi bu bayan bu kız ölünce bunun annesi çocuksuz kalmış oluyor. Doğru mu? Buna çocuksuz diyebilir miyiz artık? Diyebilir miyiz? Hayır, hayır, hayır. Onunla Kız alakası yok. kardeşi, kız kardeşi diyor ya. Kız kardeşi dedi mi ikisinin de annesi oluyor ölen kişiyle. Bak, Yok kız kardeşim annesi yani falan. burada bak ben size sayayım. Yani
önce eşe düşüyor birinci sırada, ikinci sırada çocuklara düşüyor, üçüncü sırada anne babaya düşüyor, dördüncü sırada eğer baba ve çocuklar da yoksa kardeşleri de miras hukuku düşüyor. Bunu bilmek gerekiyor. Başka yok. Başka yok. Başka yok. Bu da borcun evet. Ve ne diyorlardı onu? Vasiyetin düşülmesinden sonra. Bunların hepsi. Peki arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah cümlemizden. Allah razı olsun. Ana ve baba çocukları bulunmadan ölen kişi anlamına geliyor. Kelale kelimesi. Çocuklar da bulunmuyor, babası da bulunmuyor. Anne ve babası, çocukları bulunmadan aynen, şey. Aynen. İşte yok, burada... Babası değil yalnız. Babası var da, babası yok da annesi sağ. Annesi var sadece, babası yok, çocukları yok. Bak, bunları hep bilmek gerekiyor. Ali hocam, sen kal istersen de seninle biraz konuşalım bu konuları. Tamam hocam. Eğer müsaitsen, müsait değilsen... Müsaitim hocam, müsait. Şimdi hocam, abi konuşun da biz de duyalım yani her şeyse. Yok, kalan kalsın canım. Tabii tabii. Kim dinlemek isterse kalsın. Ali hocam şimdi 11. ayeti açalım bir istersen. Şey mi? Nisa 11 mi? Nisa 11. Evet. Sen mi okuyacaksın, ben mi okuyayım? Ben okuyayım hocam. Tamam, oku bakalım hocam. Allah çocuklarınızın alacağı miras hakkında size şunları emrediyor. 1. Çocuk ve kız çocuklar birlikte varis olunca erkek ve kız çocuklar birlikte mirasçı olunca bir erkeğe iki kızın payına eşit miktarda pay verilmelidir. Doğru. Ayeti İki. Ayeti Mustafa Çağdar'ın meali mi? Yok, Mehmet Okuyan meali. Çok yanlış tercüme etmiş. Neyse. Devam et bakalım. 2. Mahmut Kısa'nınkinden de faydalanıyorum hocam. İkisini karşılaştırmadan okuyorum ben. Çocuklar arasında erkek yok da iki veya ikiden fazla kız varsa onlara mirasın 1/3 düşer. Evet. 3. Çocuk olarak yalnızca bir tek kız varsa mirasın yarısını alır. Evet. Bak buradaki bölüm 176. ayetteki bölüm gibi aynen. Yani kelalenin tanımını mı yapıyor? Yok yok, kelalenin değil. Yani orada bak mesela burada ne diyordu? Eğer onlar ikiden çok kadın ise yani geride bıraktıklarının 1/3 onlarındır. Kadın 1/1 ise bu durumda yarı sonundur. Yani burada peki yarısı onun veya 1/3 onun. Peki 1/3 nereye gidiyor bu mirasın hocam? Anneye gider hocam. Anneye değil işte. Burada anne baba da var. Çünkü burada demiyor ki babasız ve çocuksuz demiyor. He tamam. Bu, ha bu
İşte bunları bilmek gerekiyor. Devam edelim. Peki nereye gider hocam? Efendim? Nereye gidiyor üçte bir? Üçte bir anneye babaya, yani anneye babaya. Üçte ikisi çocuklarınkiden çok ise diyor. Üçte ikisi çocukların. Üçte biri de başka bir miras yok. Çünkü burada hiçbir eş yok ortada. Hangi eş olduğu da onu da yazmıyor. Yani eşlerin ikisi de hayatta yok. Burada sadece çocukların ve anne babanın konumunu alıyor bu bölümde. Devam edelim. Çocuk yalnızca bir tek kız varsa mirasın yarısını alıyor. Heh, yarısı. Yani diyelim ki 6000 liraysa 3000 liranı kız aldı. Geriye kalan 3000'ini de anne baba alıyor. Tamam. Şimdi erkek çocuk başka bir mirasçı yoksa mirasın tamamını alıyor. Yok. Olmadı. Çocuğu yok, yani çocuğu olmayıp da, pardon, bir çocuğu varsa dediği zaman erkek çocuğu anlamında kullanmış bunu. Evet. Yani bir çocuğu varsa, erkek çocuğu varsa o zaman malın üçte ikisini alır diyor. Ne diyor orada bak. Bir çocuğu varsa geriye bıraktığının anne babadan her biri için altıda bir. O çocuğun da üçte ikisi çocuğundur. Hani iki erkeğe bir kızı diyordu ya, burada iki kız olduğu zaman üçte ikisini alıyordu. Bu erkek de üçte ikisini aldığını bilmek gerekiyor. Tamam, şimdi şeye geldik hocam. Anne ve babaya geliyor. Dur bir dakika, şimdi burada altıda bir vardır. Yani onu söyleyeceğim ben. Eğer ölenin kız veya erkek çocuğu yahut çocukları varsa bıraktığı mirastan ana babasından her biri altıda bir pay alır. Erkek çocuğu olduğu zaman anne babası için her biri altıda bir alıyor. İşte bu, evet. Buradaki ifade altıda bir kelimesi geçti mi, burada ölen kadının varisi anlamında anlamak gerekiyor. Ölen kadının çocuklarıyla ilgili. Ölen kadının çocukları ve anne babasıyla ilgili. Tamam. Eğer ölenin oğlu veya oğlunun oğlu yok ise baba kendi payının yanı sıra mirastan artanı da alır. Baba tek başına mirasçı olursa bütün miras alır. Çok yanlıyor hocam bak. Orada ne diyor bak. Bu durumda annesi için üçte bir var. Bir dakika onu okuyalım. Babadan her bir için altıda bir çocuğu olmayıp da, yani burada çocuğu olmayıp da anne baba ona mirasçı ise, bir dakika. Bu durumda annesi için üçte bir, yine kadına bir, erkeğe iki durum oluyor. Yani altı bin liranın 2000 lirası anneye, 4000 lirası babaya kalıyor. Şimdi bak, onun kardeşleri varsa, o zaman annesi için, bak kardeşleri dedi, yani ölen kişinin kardeşleri dediği zaman, bu erkek de olabilir, ölen kadının mirası da olabilir. Bunun hangisinin olduğunu ancak konu içinde anlayabiliyoruz. Ölen kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir, bu altıda bir lafı geçti mi, o zaman bu ölen kadının annesi anlamında ve kardeşleri anlamında anlamak gerekiyor. Ettiği vasiyet ve borçtan sonra. İşte burada sadece bu bölüm geçmiş. Şimdi 12. ayeti okuyalım hocam. Ey erkekler, hanımlarınızın kız veya erkek hiçbir çocuğu yoksa bıraktığı malın yarısı sizindir. Peki yarısı kimindir? Mirasçılara pay olarak dağıtılacak o. Mirası kim işte? Kim alıyor mirası? Çocuğu yok. Bak.
Yani burada birinci şıkta erkek hayatta ise, kadın ölmüşse, bunu anlatıyor. Evet. Geride bıraktıklarının yarısı sizindir. Yarısı tamam. Kimindir? Annenin babanındır. Başka yok. Yani burada eşlerden herhangi biri olduğu zaman ne kardeşlere mal düşer, çocukları da yoksa o zaman anneye babaya mal düşer. Şayet o zaman yarısı da annenin babanındır. Bunu anlamak gerekiyor. Şayet çocukları varsa onunla yapacakları vasiyette ve borcun düşülmesinden sonra bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Yani dörtte biri diyelim ki 6.000 liranın dörtte biri kaç lira oluyor? 1.500 lira oluyor. Gerisi kimin oluyor? Dörtte üçte diğer mirasçılara dağıtacak. Çocukların oluyor. Bu sefer şeye düşmüyor. Anneye babaya mal düşmüyor. İşte diğer mirasçılar bilmek gerekiyor. Yani kime verileceğini bilmek gerekiyor. Yani çocuklar oldu mu anneye babaya mal düşmüyor. Eş ve çocuklar oldu mu anneye babaya mal düşmüyor. Sizin çocuğunuz yoksa, ya bu sefer sizin çocuğunuz yoksa ifadesi erkek öldü, kadın hayatta. Sizin çocuğunuz yoksa geriye bıraktıklarınızın dörtte biri onlarındır. Yani dörtte yani dörtte biri hayatta kalan kadına kalıyor malın, çocuğu yoksa. Peki dörtte üçü kime kalıyor? Anneye babaya. Çünkü çocuğu olmadığı zaman anneye babaya devreye giriyor. Hocam zaten anneden babadan kalmış bu miras. Yani anne baba zaten ölmedi mi? Ya hocam anne baba değil ölen. Eşlerden biri ölüyor. Eşlerin anne babası anlamında kullanıyor. Evet. Yani o zaman eşlerden biri öldüğü zaman mesela diyelim ben hani Allah gecinden versin diyelim. Ben ölsem o zaman çoluk hanım muhafel bu ayeti. Evet. Senin çocukların varsa, eşin de varsa eşine ve çocuklarına düşer mal. Anneye babaya da düşmez, kardeşlere de düşmez. Ya hocam ben de diyorum ki hanıma diyorum ki ora ki ben öldüm. Tüm yetkiyi sana veriyorum. Mal senindir. İstediğin gibi hayırsız evlat çıktım. Hayırsız evladı kapının önüne koyup hayırlı çıkanı da istediğin gibi kullan. Ben hani sen ölürsen o da şimdi aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla hani biz şimdi bu ayete göre tam değil ama çünkü inisiyatifi çocuklara bırakma niyetimiz yok. Yani işte Allah diyor ki Allah diyor ki işte böyle bir vasiyeti yerine getirmeyi adalet sahipleri eğer doğru değilse kabul etmez diyor. Onu anlamak gerekiyor. Neyse konumuzu bitirelim ondan sonra konuşalım isterseniz. Eğer bir veya daha fazla çocuğu varsa hanımınız mirasın sadece 1/8'ini almış. Yani bir veya birden çok çocuğu varsa bu yani çocuğu bir olsa da fark etmez, 10 olsa da fark etmez. 1/8 alır. Yani 6.000 liraysa 1/8 750 olur. 750 lirası hanımına kalır. Hocam 800.000 lira değil. 8.000 lira değil. 1.000 lirasını alır. 8.000 liranın 1.000 lirası anne yani eşine kalır. Gerisi de çocuklarına kalır. Geriye kalan? Çocukların işte. Çocukların. Çocuğu oldu mu anne babaya miras düşmez. Kardeşlere de düşmez. Bunu bilmek gerekiyor. Yani dedeye neneye düşmez değil mi miras? Ya hiçbirine düşmez. Ya dedeye de düşmez. Torunlara da düşmez. Bak orada o oğlu yoksa demişler şey suresinde yine Nisa suresinin 176. ayette.
Onunla onun ne alakası var? Oraya sokuşturun. Bak ben Arapça bilmiyorum ama onun yanlış olduğunu, sokuşturulduğunu oraya biliyorum. Neden? Yani, Kur'an'ın ritmine uymuyor. Yani toruna miras düşmez, dedeye neneye miras düşmez. Anne baba evlat. Düşmez. Anneye babaya düşer. Efendim çocuklara düşer, eşe düşer, eşlere düşer. Eğer eşler ve çocuklar yoksa, baba da yoksa, o zaman anne varsa sadece kardeşlere o zaman miras düşer. Onu anlamak gerekiyor. Geriye kalanı da mirasçılar arasında orantılı olarak paylaşılır. Burada bak burada orantılı olarak yani kadın erkek ayırt etmeden kalan miktar yani 7000 lira mı kaldı? 7 çocuğu varsa, 2 erkek efendim 5 kızı varsa bunların hepsine eşit oranda paylaştırılır diyor. Bu hükümlerde yapmış olduğunuz vasiyetin yerine getirilmesinden veya varsa borçlarınızın ödenmesinden sonra uygulanır. Olay bu. Ben bunların hepsini miktarlarını da vererek açıklamaya çalıştım. Şimdi yine Nisa suresi 176'ya geçelim hocam. Oradaki farkları şimdi anlamaya başladım. Yani burada önce borçlar ödeniyor. Tabii daha sonra ki. Da vasiyet yerine. Hepsinde hocam. Hepsinde. Borç ve vasiyet düşüldükten sonra diyor. Hepsinde. Kesinlikle. Nereye geçelim hocam? 176'ya geçelim şimdi gene. Nisa 176. Evet. Başka yerde yok zaten mirasla ilgili. Sadece bunlar var. Evet hocam. Senden fetva isterler. De ki Allah çocuksuz ve babasız olanın mirasına ilişkin hükmü açıklar. İşte çocuksuz ve babasız dediği zaman eş de yoktur, eşler de yoktur. O zaman ölen eşin kim olduğunu da burada bilmek gerekiyor. Yani mirasına ilişkin hükmü açıklar. Ölen kişinin çocuğu yok da kardeşi varsa, yani kardeş devreye giriyor, geride bıraktıklarının yarısı kız kardeşindir. Yani bir tek kız kardeşi varsa yarısı kız kardeşindir. O zaman yarısı kimin oluyor? Annenin oluyor o zaman. Ya da baba kim ayaktaysa, ölmemişse. Yok, babası ölmüş diyor. Bak ayetleri hiç kaçırmamak lazım. Annesinindir burada, hocam. Ha, başka yok yani. Annesi var. Yani bu ayette annesinden başka mirasçı yok. Kardeşler devreye giriyor. Ve buradaki de farklılıkları anlatıyor. Yarısı kardeşindir. Ama kız kardeşinin çocuğu yoksa bu kesinlikle yanlış. Yani kız kardeşi olup da ölmüşse o zaman kendisine kalır diyor. Kendisi kim? Bak burada bir kardeşler mirasçıdır. Bir de annesi mirasçıdır. Kız kardeşi yoksa dediği zaman ölmüşse o zaman kız kardeşi olup da ölmüşse bunu da gündeme getirmiş. O zaman bütün miras anneye kalır. Bunu anlatıyor. Hocam burada bak bir kimse çocuğu veya alt soyu olmadan ölür de geride bir kız kardeş kalırsa bıraktığı mirasın yarısı onundur. Bak ya şimdi biz şey olarak anlatalım şimdi. Ben öldüm. Ama benim çocuğum da yok. Hanımım var. O zaman benim yarısı hanımım, yarısı kız kardeşim mi biliyorum? Böyle mi anlaşılıyor? Yok. Senin hanımın varsa zaten kardeşe pay düşmez. Senin hanımın varsa eğer çocuğunuz da yoksa o zaman anneye babaya mal düşer. Eğer çocuğunuz varsa anneye hocam, babaya da miras düşmez, kardeşlere de miras düşmez. Yani ben ve hanımım öldük diyelim. İkiniz ölürseniz hanginizin malı paylaşacaksa onun hükmünü açıklıyor Kur'an. Anladım. Yani o zaman burada kız kardeşi şimdi burada ayette diyor ki
Bak bir kimse çocuğu alt soyu olmadan ölür de gerine bir kız kardeşi bıraktı olursa bıraktığı mirasın yarısı onun. Yarısı kız kardeşinin. Öbür yarısı kimindir? Yarısı annesinindir. Başka yok zaten mirasçı. Annesi kim yani? Annesi buradan. Yani ölen kişinin annesi. Yani kadın ölse de kadının annesi, erkek öldüyse erkeğin annesi. Yani ikisi de ölmüş ama buradaki paylaşılan mirası kimin miras olduğunu da ancak bu paylaşım miktarından anlayabiliyoruz. Yani o zaman şöyle düşünelim. Benim çoluk çocuğum yok. Ben ve hanım öldük. Benim kız kardeşim var ama bir de benim babam var. Baban varsa o zaman o öyle bir şeyi koymuyor Kur'an ama babaya düşer. Neyi var dedin? Hanımın mı var dedin? Öldüğün zaman. Hanım yok. Hanım yok. Olsa direkt hanıma düşüyor. Başkasına düşüyor. Annen de varsa anneyle babaya düşer. O zaman. Anne yok şimdi. Şimdi anne yok, babam var ve kız kardeşim var. Öyle düşünelim. Babam olduğu zaman malın tamamı kız kardeşin varsa kız kardeşe düşmüyor yine baba olduğu zaman. Baba olmadığı zaman kız kardeşe, erkek kardeşe düşüyor. Baba olunca tüm mal babaya mı düşüyor? Tüm mal babaya düşüyor. Çocuk da yoksa, eş de yoksa efendim tüm mal babaya düşüyor. O da ölünce zaten ondan da yine çocuklara düşmüş olacak. Ya çocuk ya zaten çocuk yoksa öyle babaya düşüyor. Çocuk varsa babaya mal düşmez. Anaya da düşmez. Neyin çocukla? Babanın çocuklarına diyorum. Yani. Benim kardeşlere düşmüş oluyorum. Ha kardeşlere de. Ha, kardeşlere de olmuyor işte. Anne, baba ölürse anne ayaktaysa o zaman kardeşlere düşüyor. Başka yok. Yani ben Kur'an'ın için mantığını anlamaya çalışıyorum. Yani benim çoluk çocuğum yok. Ben ve hanım öldük. Benim babam var. Kardeşlerim var. O zaman benim bir de peki hanımın da babası var ne olacak? Benim babam var ama hanımın da babası var. Ali baba, hanımın babasının mirası ayrı, senin mirasın ayrı değerlendiriliyor Kur'an'da. İyi de hanım, yani mesela diyelim hanım babası yaşıyor olsa demez ki ya ben bizim mirasımız tamam hepsi babana, niye senin babana kalın? Benim babama da kalın. Hayır. Bak herkesin mirası kendine ait Kur'an'a göre. Yani herkese kazandığından bir pay vardır diyor ya. Kadının kazandıkları kadının, erkeğin kazandıkları da erkeğindir. İşte erkek ölürse onun babasına gidiyor. Ha onun annesi, onun annesinin babasına gidiyor. Çocukları yoksa. Anladım. Zaten onlar da ölürse onların da çocuklarına kalacağı için onlar öldükten sonra kalan mal sonuçta yine kişinin kendi kardeşlerine düşmüş olacak yaşıyorlarsa. Tabii ki Kur'an bunların hepsini alternatif olarak sunmuş. Yaklaşık 3 ayette 15 civarında farklılıklar var. Bölüşüm farklılığı. Onları anlamak gerekiyor. Hocam ben 5 kardeşim, 3 oğlan 2 kız. Babam da vefat etti, annem de vefat etti. Bir ev kaldı şehrin göbeğinde bize. Şu andaki değeri 300-350 milyar civarında. Ben tuttum bunu, 5 kardeşim üzerine tapu ettim 5'te 1 hisseyle. Bu şekilde yaptım. Yarın satıldıktan sonra kaça satılırsa eşit olarak 5 kişiye böleceğiz bunu. Neden böyle yaptım? Anne ve babamın üzerinde kız kardeşlerimin çok hakkı var. Onlar çok hizmet ettiler. Hani ayette diyor ya, ikiye bir alın diyor. Yani burada kardeşlerime dedim ki bunların da hakkı var. Eşit bir şekilde ben paylaştırmayı teklif ediyorum dedim. Ne diyorsunuz dedim. Herkes okey dedi. Ben de aynı o şekilde yaptım hocam. 5'te 1 hisseyle herkese taksimatını yaptım. Satılınca herkes 5'te 1 hisse alacak. Doğru mu yaptım hocam? Şu anda ben hiç hissetmeyeceğim. Onların hepsini dörde bölüyorum. Onlara paylaşıyorum desen bu senin bağışlamana, senin kendi özgür iradene bağlı. Ama Kur'an'a göre senin hakkın orada bir kızın
kazandığının iki katıdır diyor. Yani o da, o şekilde paylaştığın zaman haktır. Ama bunlar da Allah bir ayette de diyor ki bağışlayanlar ifadesini kullanırken de onları övüyor Allah. Seni de övüyor yani. Yani ben Sakarya diyeyim, abim Eskişehir'de, oğlan kardeşim de başka bir yerde, iki kız kardeşim orada. Evet. Çok ağır hasta olursa ben gidiyorum, hastaneye götürüyorum. Yoksa normal günde gidiyorlar, her gün çamaşırını yıkıyorlar, yemeğini pişiriyorlar, onlara hizmet ediyor. İki kız kardeşim var, Allah razı olsun onlardan. Ben de eşit olarak böldüm. Bir arkadaş da bana karşı çıktı, sen dedi Kur'an'a aykırı davrandın. Nerede aykırı davrandın? Erkeğin yaktan olacak dedi. Dedim burada emek var dedim, onların bir iyiliği var anne babamıza. Onların bir emeğini kollamamız lazım dedim. Ya burada Kur'an'ın tarif ettiği aslında bu ama şimdi biz de mal paylaşımında bulunduk. Babamız öldü, annemiz öldü. Babam vasiyet etti. Eğer ben ölürsem annenize şurayı veriyorum dedi. Hiç şey yapmadan, tereddüt etmeden herkese babamın verdiği yerleri verdik anneme. Geri kalan miktarı da ben Kur'an'a göre bölelim dedim. Zaten kız kardeş yok ortalıkta. Hiçbirisi buna razı olmadı. Yani hiçbirisi değil. Çünkü Kur'an okuyan, ilahiyatçı olan birisi bile Kur'an'a tamamen ters davrandı. Yani burada zulüm yaptı. Zaten şu anda da Allah onu zulüm yaptığından dolayı İnkar eden konu peygamber, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu kitap demeye başladı. Önce ateist birisi vardı. O ateist birisini şey yaptı, yani reddetti. Ama aynı şeyi kendisi de yapmaya başladı. Evet. Hocam diyoruz ya, yani sapma bir yerde başlayınca o orada durmuyor. Hani diyoruz ya işte, bu tam burada gerçekleşiyor maalesef. Yani ya tam dönecek, arada derede olmuyor. Ya sapıtıp gidecek, Allah muhafaza. Yani bu teklifi kabul etmediği zaman da çok kötü bir duruma düşürüyor. Tabii ki ya. Ne diyor bak Kur'an'da? Yani bu Kur'an'a iman eden uyanları diyor Allah, kendi fazlından bu çerçevede bırakırım diyor. Bu çerçevede yol alırlar diyor. Bu çerçevenin dışına çıkmazlar diyor. İşte hani bu çerçevenin dışına çıkanlara da onların gözleri var görmez, kulakları var işitmez, kalpleri de mühürlenmiştir diyor. Evet, çok sıkıntılı hocam. Vallahi insanı küfre düşürür, işini bitirir. Ya tabii ki ya. Ama burada yok. Ali hocam, eğer sen hani o teklifi yaptın, tabii evet. Ki orada emekleri var, bu çok güzel bir şey yani bu. Bu ben de takdir ediyorum. Olması gereken o. Yani Ali Rıza Hocam da zaten değindi. Sen hakkından feragat ediyorsun. Fakat diğerleri de onlara da teklif etmiştin. Hani böyle bir realite var. Ama o evet. Kabul etmeyebilirdi. Kabul etmezse o zaman sen kendi hakkından feragat edecektin. Onlar evet. Da bildiğini yapacaktı. Yine kızlara senin hissenden bir miktar düşecekti o zaman da. Çünkü benzeri durum yani bizlerin de başına geldi. Burada tabii herkes hakkı, hukuku neyse bugünkü kanuna göre herkes onu yaptı haliyle. Tabii kimse burada kalkıp da yok ya işte Allah öyle diyor da sen Allah'ın dediğini yapsan bile çok şeyde seni tınlamıyorlar. Orada tamam sen beşinin ismini yazdırmışsın şeye tapuya. Orada o süreçte olabiliyor ama öbür türlü çok bu konu çok memlekette sıkıntılı bir konu. Sıkıntılı tabii canım. Yani şu anda Allah'ın hukuku yok, Allah'ın kuralları yok ortada. Ben şöyle bir şey demiştim. Yani Allah katında bütün insanlar, kadın ve erkek Allah hukukunda eşit uzaklıktadır dedim. Birisi diyor ki bugünkü kanunlarda da eşit değil, Allah'ın hukukunda da eşit değil. Eşit. Yani Allah'a göre, yani herkese bir rol vermiş Allah,
Kim bu ama, rolünü Allah'ın istediği şekilde kullanırsa üstün olan odur demiş Allah. Kadın erkek fark etmeden. Belki kadın bu rolü iyi oynar, Allah onu üstün bir seviyeye ulaştırır. Erkek iyi oynarsa erkeği en üstün seviyeye ulaştırır. Kur'an dediği bu değil mi? Burada şöyle bir durum oluyor mirasta zaten. Yani kadın bir defa mehir alıyor ciddi bir miktarda. Sonra evlendiği kişiye de kocasından bir pay kalıyor haliyle. Kocası sonuçta iki hisse alıyor ya. İşte kocası iki hisse almış oluyor. Evet. Yani onun da malı artık şansına, kısmetine ne düşerse, yani çalışkansa anne babası tabii ki. Velhasıl orada bir denge oluşuyor. Aslında bu tam dengeyi oluşturan bir ayet. Burada bu türlü olduğu zaman esasında sıkıntı sor bugün bile. Yani mesela insanlar bazen çıkıyor hani utanmadan, sıkılmadan açız bilmem neyiz diyor. Aslında biraz geriye gittiğin zaman bu adamın hayatında Allah yok. Hayatında Allah olmayan insan ya gerçekten açtır ya da sahtekardır, açlık numarası. Sahtekar ya onlar öyle diye bağıranlar hep sahtekar. Bak şunu Ali Baba Allah razı olsun yani şu anda gerçekten şu Kur'an'ın anlattığı şekilde şu dini anlayabilenler bak burada ne diyor yani burada kadına bir erkeğe iki diyor. Burada neyi anlatıyor? Bütün sorumluluğu, bütün görevleri erkeğe veriyor Allah. Burada kadının görevini yani kendine ait görevini yerine getirmesini, erkeğin de kendine ait görevini yerine getirmesiyle aslında evlenen kişi çok güzel izah ettin. Evlenen kişiyle aynı oranda evlenen kişi de erkek olan iki alıyor, kadın olan bir alıyor. O zaman bir dengeleşme oluyor. Burada erkeğin otoritesini koruyor Kur'an. Yani kadının erkeğe itaatinden bahsediyor Kur'an. Bu olmadığı zaman aile düzeni diye bir şey olmaz diyor Allah. Oluyor mu? Yok, şu anda yok zaten. Bundan kaynaklanıyor işte hep olmadığını kaynaklanıyor. Yani erkeğe bir adam yerine saymayan bir kadın o evde birliktelik, beraberlik olabilir mi? Yani bir okulun bir müdürü, bir okulun bir öğretmeniyle öğrencisi bir mi? Niye bunları fark edemiyor insanlar? Allah razı olsun. Herhalde anlaşıldığı gibi geliyor bana. Anlaşıldı, anlaşıldı hocam. Ama daha çok anlaşılacak mevzu var bu konu. Bu konu çok çetrefilli bir konu. Yani şunu bakın, araştırın, inceleyin. Bunu çözen yok arkadaş. Hocam Abdülaziz Hoca güzel düşmüş bunun üzerine. Abdülaziz Hoca da aynı şeyi söylüyor. Onun ortaya koyduğu şey bir atabilmişsin varsa Ali Baba. Atayım ben sana onun şeyini. O da miras konusunda o hakikaten aynı şeyleri söylüyor. O biraz daha etraflıca söylüyor. Bilmiyorum sizin de tarzı. Yok ben bir makale olarak hazırladım zaten bunu. Onu inşallah bize bana da atarsanız Ali Can'la birlikte. İnşallah sevdim. Ben Skype atarım. Ben senin adresin yok bende. Herhalde şeyin de yok. Dur. Arkadaşlık listesi de yok senin herhalde. Tamam Skype'ı atarsanız biz oradan... Ben Skype'ı atarım inşallah. Tamam inşallah. Ben de Abdülaziz Hoca'nın çalışmasını atarım. Ona atarsam bir şey yaparım. Yarın ben tamam, şey yapayım inşallah. Belki ondan da istifade ederim. Oldu. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Allah'a şimdi hayırlı geceler. Allah razı olsun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.